Kanal T ekranlarından hepinize mutlu günler değerli seyirciler. Evet, Ekopolitik'le bugün de sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda da çok değerli bir isim var. Hem akademisyen hem de ekonomist, yardımcı doçent doktor Ahmet Melih Karavelioğlu bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz de iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. İnşallah iyi oluruz, daha da iyi oluruz ama tabii ki böyle çok merak edilen sorularla başlamak istiyorum. Çünkü ekonomi hepimizin can damarı. Önce insanoğlunun en çok etkileyen şey cebidir, hayat standartlarıdır. Tabii ki son dönemde de ekonomi bağlamında çok sıkıntılıyız. Yani insanların yaşam koşulları ülkede giderek düşüyor. Bu da tabii ki endişe yaratıyor vatandaşlar arasında. En büyük tartışmalardan bir tanesi de asgari ücret konusu. Asgari ücret yılda 3 kere verilmeye başlandı ama bu ne vatandaşı memnun etti ne iş sahiplerini memnun etti. Çünkü enflasyon artıyor, hayat pahalılığı ülkede artıyor ama bizim aslında hepimizin beklentisi bu pahalılığın önüne geçilmesiydi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Burada aslında uygulanan ekonomi politikasından veya politikasızlıktan bahsetmekte fayda var. Çünkü enflasyonun yükselirken izleyeceğiniz ekonomi politikasıyla enflasyon düşerken izleyeceğiniz ekonomi politikası aynı olamaz. Türkiye bunun farkında ve sağlam bir ekonomiyi düşürme, enflasyon düşürme politikası uygulamak üzere aksiyona geçti. Ne zaman geçti? İşte Nisan ayında Mehmet Şimşek'in ekonomide direksiyonu almasıyla birlikte enflasyonu indirmek için hızlı bir şekilde önce bir program yayınlandı. O programa kamuoyunun desteği alındı. En başta tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği alındı ve hızlı bir şekilde de sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladık. Enflasyon artık yavaş yavaş aşağı doğru boynunu çevirdi ve belli bir aşamadan sonra da önümüzdeki senede mesela %20-25 bandına gelecek olan bir enflasyondan bahsetmeye başladık. Artık en azından piyasa oyuncuları oraya ikna olmuş durumda. Yani bizde de sıkıntımız şu, enflasyon düşerken izlediğimiz ekonomi politikasını biz enflasyon yükselirken izliyoruz aynı şekilde. Ya da enflasyon yükselirken izlememiz gereken ekonomi politikasını enflasyon düşerken izlemeye çalışıyoruz. Doğal olarak o zaman ortaya piyasa oyuncuları açısından, piyasayı takip eden insanlar açısından veya iş insanlar açısından olumsuz bir şey ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü bir hedef yok. O hedefin açıklanması yok. İşte Türkiye'de mesela biz biliyoruz sene sonu hedefi enflasyonda %40'lar civarında. Bu 42 olur, 45 olur, 38 olur onu bilmiyoruz. Sene sonunda göreceğiz ama tahminler 40-45 bandında bir enflasyon göreceğimizi söylüyor. Ama bizim bir enflasyon hedefimiz var mı? Maalesef yok. Hükümetin yayınlamış olduğu bir enflasyon hedefi yok. O anlamda baktığımızda enflasyon yükselirken doğru bir politikaydı. Sabit ücretli insanları enflasyonun altında ezdirmemek için sık sık maaş düzenlemeleri yapmak gerekiyordu. Ama enflasyonu düşürmek isterken siz eğer aynı politikayı devam ettirirseniz, sık sık sabit gelirlerin maaşlarının artışa giderseniz doğal olarak bu neyi getiriyor beraberinde? Hayatın pahalılaşmasını getiriyor. Enflasyon yaratan bir politika izlemeye başlıyor. Evet. Bizim bunun çok somut göstergelerinden bir tanesi. Türkiye ile bizim enflasyonumuz her zaman bitişiktir. Yani ya da çakışık bir şekilde gider. Türkiye'de enflasyonu işte atıyorum 30'sa bizde de 30 olurdu. Ama şu dönemde baktığımız zaman bizde yıllık enflasyon en son bizdeki Eylül rakamlarına baktığımız zaman %63.57'ler, 64 diyelim. Türkiye'de %49.38'de %49 diyelim. Arada 12-13 puanlık bir fark var. Bu da bizim yanlış bir ekonomi politikası uyguladığımızın göstergesi, somut göstergesi. Yani 12,5-12 puanlık ya da 13 puanlık fark bizim enflasyon politikası olmadığının ya da enflasyonu düşürmek gibi bir politikamızın olmadığını somut göstergesi. Bunu zaten insanımız hissediyor. İnsanımız geçinemediğini söylüyor. İnsanımız maaş artışı yapmayın, hayatı ucuzlatın diyor. Zaten bu her tarafa gittiğimiz zaman dinliyoruz bunları. Orada da yapılması gereken aslında bu. Yani vatandaşın söylediği şeyi yapmak gerekiyor. Hayatı nasıl ucuzlatabiliriz konusunda da doğal olarak devletin gelirleriyle bakmak gerekiyor. Devletin gelir tarafına baktığımızda şu anda maaş ödemelerinde borçlanarak bir maaş ödemesi yaparken
yapılan artışla birlikte doğal olarak borçlanmanın artması bekleniyor. Bu bize bütçe açığı olarak yansıyacak. Borçların artması anlamında yansıyacak. Devletin o anlamda borçlanma maliyetlerinin artması demek ileride bir kaynağın bulunmasını gerektirecek. Genelde bizi de beklenti bunu Türkiye'nin vereceği yönünde. Ama Türkiye'de tasarruf tedbirleri uygularken, deprem hariç bütün harcamaları kısmaya çalışırken, işte emeklisine, ücretli çalışanlarına maaş artışı vermezken veya konuşulan rakam gelecek sene için baktığımız zaman %17 ile 25 arasında bir artış beklerken, burada da bu maaş artışlarıyla birlikte eğer destek verilir mi bilmiyorum ama verilmezse eğer bizim kendi kaynağımızı kendimiz bulmamız gerekiyor. Evet. Orada da doğal olarak hükümetin şu ana kadar yaptığı politikayı aynen devam ettireceğini düşünüyorum. Nedir? Var olanlardan, yani kümesteki kazlar deriz ya biz ona, kümesteki kazlardan daha çok tüy olmaya çalışacak. Ama olması gereken kümese yeni kazlar koymak. Ben orada hep öneri olarak işte sanal betin, kripto paranın, günlük kiranın evlerden alınacak olan vergilerin veya meslek gelirine göre baktığınız zaman hepimizin bildiği ama vergi ödemeyen bazı kesim var. O kesimlerden vergi alınarak bu kaynağın hayatın ucuzlatılması anlamında kullanılabileceğini düşünüyorum. Evet, yine böyle hepimizin merak ettiği bir konu, çünkü okuyoruz acaba bizi ne kadar ilgilendirir diye. Türkiye'de yeni bir düzenleme geliyor kredi kartlarıyla ilgili olarak. Evet. Ben bunu da sormak istiyorum size. Şimdi bizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de böyle bir yaklaşım söz konusu mudur? Türkiye'deki politikalarla bazen çok böyle örtüşen şekilde hareket ediyoruz, evet, biz de. Birazcık bilgi alalım bu konuyla ilgili sizden. Şöyle, Türkiye'de yapılan düzenleme aslında insanlar bir kısmı doğal olarak Türkiye'de hayatlarını idame ettirebilmek amacıyla kredi kartını, 3-4 tane kredi kartını kullanarak devam etmeye çalışıyorlar. İşte Ali'nin külahı Veli'ye, Veli'nin külahı başka birine giydirilerek götürmeye çalışılıyor. Orada asgari ödemelerde işte bir esneklik sağlanarak bir miktar rahatlama yaratılmaya çalışılıyor ama ya bizde öyle bir sorun yok Allah'a şükür. Bizim şey tarafına baktığımız zaman, kredi kartlarına ben gelmeden önce baktım. Bizim en son elimizdeki veriler Ağustos verisi. Ağustos ayındaki enflasyonda kredi kartlarına baktığımda bizim yaklaşık 5,5 milyar TL civarında bir kredi kartı bakiyemiz var. Kredi kartlarındaki tahsil gecikmiş olacak alacak oranımız binde beşlerde. Yani düşünün, 5,5 milyar Türk liralık bir kredi kartı, evet, portföyünün içerisinde yaklaşık 43 milyon lira tahsili gecikmiş alacakta kredi kartı var. Bu da henüz bizim sıkıntılı bir süreçte olmadığımızı gösteriyor. Bu kredi kartlarının kendi kırılımına baktığımız zaman yaklaşık 2.9 milyar TL bireysel kredi kartları kullanımı var. 2.6 milyar TL de şirketlerin kredi kartı kullanımı var. O anlamda baktığımızda peki dedim, Ocak'tan bu yana kredi kartı ne kadar artmış? O bakiyeye baktığımız zaman yaklaşık %57 civarında bir artış var. Yani Ocak ayında 3,5 milyar civarında bir kredi kartı bakiyesi varken şu anda 5,5 milyara çıkmış. O da %57 bir artışı gösteriyor. Ama bizde enflasyon %64 civarında bir enflasyon olduğu için aslında baktığımızda enflasyonun altında bir artış var. Türkiye'deki kredi kartında yaşanabilecek sorunlara önlem olarak veya halkın geçimini biraz nefes aldırabilmek amacıyla yapılan düzenleme bizde o anlamda baktığınızda bir ihtiyaç yok. Yani ben hep vurguladığım şey, bizim ülkemizin kendi dinamikleri farklı, kendi ekonomik dinamikleri farklı. Burası ayrı bir ekonomi. Bu ekonominin dinamiklerine göre düzenlemeler yapmamız gerekiyor. O anlamda baktığımızda bizim ülkemizin öyle bir düzenleme ihtiyacı görünmüyor şu anda kredi kartı bazında. Yine sürekli olarak biz işte Merkez Bankası'nın faiz oranlarını takip ediyoruz. İşte nasıl olacak diye, bizi nasıl etkileyecek diye. Birazcık bununla ilgili de konuşalım sizinle. Biz bu Türkiye'deki Merkez Bankası'nın kredi faizlerine bakarken neyi baz alarak değerlendirmeliyiz kendimizi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki durumu anlayabilmek açısından bize etkisini. Şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın uyguladığı faizle bizim Merkez Bankamızın uyguladığı faiz arasında fark var. Genelde şöyle bir algı vardır bizde. Türkiye ile bizim ekonomimiz çok iç içe, doğru iç içe. Ama
aynı politikalar uygulanmak zorundaymış gibi bir algı var. Bu da bence temelde şundan kaynaklanıyor. Ekonomiden çok anlamadığımız için siyaset veya bu konuda yorum yapan arkadaşlar genelde şunu söylüyorlar çok rahatlıkla. Ya işte biz Türk lirası kullanıyoruz. Türkiye hapşurursa biz zatürre oluruz. Onun için aynı para birimi kullandığımız için bizim ayrı bir ekonomi politikamız olmaz gibi bir söylem var. Evet. Halbuki bu çok yanlış bir söylem. Bizim Merkez Bankamızın faizi farklı, Türkiye'nin faizi farklı. Ben bu söyleme hep şu örnekle yola cevap veriyorum. Diyorum ki Rum tarafı da euro kullanıyor, Fransa da euro kullanıyor, Almanya da euro kullanıyor. Bütün euro kullanan ülkeler aynı ekonomi politikası mı uyguluyor? Hayır. Her ülkenin kendi ekonomik dinamikleri var. Bizim de ülkemizin de ekonomik dinamikleri farklı. Bizim o anlamda kendimize özgü bir ekonomi politikası oluşturmamız lazım. Ve öyle savaşmamız lazım. Enflasyonla, işsizlikle veya ekonomideki diğer sorunlarla mücadele etmemiz lazım. Ama genelde siyaset kolaycılığa kaçarak diyor ki ya işte biz bir şey yapamayız, Türkiye ile aynı para birimi kullanıyoruz. Aynı söylem geçiyor. Halbuki bizim dediğim gibi yani bizim Merkez Bankamızın faizi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi farklı. Bizim mesela tasarruf açığı olan bir ülkedir Türkiye baktığınız zaman ama bizde tasarruf fazlamız var. Yani ben şeylere baktım yine toplam mevduata ve toplam mevduat içinde kredilere baktım. Yani biz hala %50'ler civarında değiliz. Yani hala Türkiye'ye baktığınız zaman ama bu oranlar bazen %125'lere çıktı oluyor. Yani 100 liralık mevduatı varsa Türkiye'de iş insanları veya tüketiciler 125 liralık kredi kullanıyor. Nereden buluyor bu parayı? İşte yurt dışından bankalar getiriyorlar. İşte Almanya'dan, Londra'dan, New York'tan paralar geliyor. Bunlar Türk lirasına dönüyor veya yabancı para olarak duruyor ve krediye dönüştürülüyor bunlar. Ama bizde maalesef yani hep aynı şey söylenir. Bizimle Türkiye bu anlamda çok farklı. Yani bizde mevduat fazlası var. Bu mevduat fazlasının krediye dönüşümüne baktığınız zaman en yüksek zamanlarda %70-75'lere çıkmış durumda. Bir aralar %40'lara kadar düştüğü de olmuştu o kriz zamanında. İnsanımız aslında iyi yönetiyor ekonomisini baktığımız zaman. Yani biz rakamlara bakarak konuşmamız gerekir. Evet. Tabloyu da sevgili Eren verebiliriz tabloları da değil mi? Bu şeylerle ilgili tabii dövizde ne olur? Döviz artar mı, azalır mı? Aslında bunu da soracağız tabii. Size. Çünkü özellikle tabii ki vatandaşın yine en büyük merak ettiği nokta bu artan pahalılıkla beraber işte bir tarafta da dünyada savaşlar hızını kesmeden devam ediyor. İşte petrol pahalı oluyor. İşte altın çıkıyor, iniyor. Döviz ne olacak? Dövizden dolayı da kaygılılar. Bununla ilgili ne düşünürsünüz siz? Şöyle, şimdi petrol tarafına baktığımız zaman petrolde İran'ın işte İsrail bizim güneyimizdeki o sorunlar baktığımız zaman Arap Yarımadası ve daha dışarıya doğru yayılabilecek olan bir savaş endişesi. Genelde petrol fiyatlarını yukarı doğru iten yani üretimi daha aşağı çekecek savaş olduğu zaman doğal olarak üretim azalacak diye bakarak petrol fiyatlarının yukarı doğru itmesi gerekirken İsrail mesela İran'a karşı yapacağı misillemede işte petrol üretim tesislerinin hedef alınmayacağını, askeri üslerin hedef alınacağı da askeri noktaların hedef alınacağını söylediği zaman doğal olarak tıkır tıkır aşağı doğru düştüğünü gördük petrolün. Aslında baktığımız zaman faiz indirimiyle dünya genelinde baktığımız zaman faiz indirimleriyle birlikte işte Avrupa Merkez Bankası faiz indirime başladı, İngiltere başladı, Amerika Birleşik Devletleri başladı, Çin belli bir yere getirmişti tekrar canlandırabilmek amacıyla o da yani bütün dünyadaki merkez bankaları neredeyse bir faiz indirimi döngüsü içerisinde. Bu neyi getiriyor? Dünyada faizin düşmesi demek piyasanın canlanması demek. Yani kredi erişimin ya da krediye erişim isteğinin artması demek. Evet. O anlamda baktığımızda faizler düşükse doğal olarak siz de kredi kullanmayı tercih edersiniz. Çok doğru. O kredinin kullanımı neyi getirir beraber? Talebi getirir. Talebin artması neyi getirir? Üretimin artması. Üretim neye ihtiyaç görür? Petrole. Ya da o mal sevkiyatı neye ihtiyacımız oluyor? Petrole ihtiyacımız oluyor. O anlamda bu beklentiyle fiyatlar yukarı doğru artıyor. Ama savaş gibi ya da üretimi işte aşağı doğru gittiğini gösteren bazı gösteri ortaya çıkarsa veya savaş gibi nedenler ortaya çıkarsa doğal olarak o zaman şeylerde yani üretimin düşeceği ve üretimin düşmesinin de talebi düşüreceği noktasından hareketle doğal olarak petrol fiyatlarının aşağı doğru gelişler oluyor.
Petrol fiyatlarının aşağı doğru gelmesi bizim için ve Türkiye için çok çok olumlu. Neden? Çünkü biz net enerji ithalatçısı ülkeyiz. Yani evet. Biz KKTC olarak baktığımızda dış ticaretimizde en yüksek oranda ithalat, yani ödediğimiz para aslında petrol ve petrol ürünlerine ödüyoruz. Daha sonra otomotiv geliyor baktığımız zaman. Yani o anlamda Türkiye de enerji ithal eden bir ülke. Petrol fiyatlarının düşmesi bizim döviz ihtiyacı anlamında veya ekonomi anlamında çok daha olumlu etkiliyor. Çünkü petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte akaryakıda yapılacak her artış doğal olarak enflasyon olarak bize yansıyor. Biz bunu Türk insanı olarak hem Türkiye'de hem de burada hissediyoruz ve yaşıyoruz. Evet, onun için biliyoruz, yani yukarı doğru gittiği anda petrol fiyatları bizde enflasyon olarak olumsuz etkileneceğimizi bildiğimiz için ne kadar aşağıda olursa petrol fiyatları bizim için o kadar iyi tabii, bizim gibi ekonomiler için. Kesinlikle. Yine tabii ki döviz üzerinden de bakacak olursak şimdi yeni yıla doğru yaklaşıyoruz ve böyle her zaman yeni yıla doğru acaba döviz fiyatlarında ani yükseliş olur mu? İşte biraz önce de konuştuk. Tabii. İşte bir savaş coğrafyasında da olduğumuz için şimdi borcu olanlar, banka borcu olanlar, çeşitli verecekleri, alacak vereceği olan insanlar direktman bütün odağını buna çevirmiş durumdalar. Sizin öngörünüz nedir bu anlamda? Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası şu anda Türk lirasını güçlendiren bir ekonomi politikası aslında. Baktığımız zaman Nisan ayından bu yana neredeyse dolar 32 liraydan 34 lira 20 kuruşa gelmiş bir vaziyette. Çok yüksek bir artış yok. Yaklaşık %10'luk bir artış var. Evet. Ama bu dönemde bizdeki enflasyona baktığınız zaman demin söyledik %60 diyelim kabaca. Yani %10'luk bir kur artışı var. %60 enflasyonun olduğu noktada aslında Türk lirası değerleniyor demektir. Kurun bir miktar yukarı doğru gitmesinde fayda var ekonomi açısından, ekonomi sağlığı açısından. Şunu da biliyoruz ki biz, kur çok hızlı yukarı giderse bu da enflasyonu tetikleyen bir şey. Onun için Türkiye anti enflasyonist politika uygularken kuru da kontrol altına aldı. Kuru yukarı doğru itecek önemli etkenlerden bir tanesi mesela neydi? En büyük korkumuz bizim. Türkiye'de rezervler eksideydi. Şimdi grafikte gördüğümüz, evet. Eğer izleyicilerimiz görüyorlarsa tam yani seçimden önceki döneme baktığımız zaman -77 milyar dolar civarında Merkez Bankası'nın, evet, rezervi vardı. Yani bu rezervin -77 milyar olması bizim için çok ciddi bir endişe kaynağıydı. Niye? Çünkü eğer bir kura ani atak gelirse, evet, Merkez Bankası müdahale cephanesi yok demekti. Yani onunla savaşacak gücü yok. Evet. Onu görüyorduk. Ama Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalar, yani normal ekonomi politikalarıyla birlikte kurdaki, bakın rezervdeki yükselişi görüyor musunuz? Yani -77 milyar dolarlardan artı 30 küsür milyar dolarlara gelmiş bir kur var karşımızda. Bu şunu gösteriyor. Şimdi eğer kur ileride bize bir atak olursa en azından Merkez Bankası'nın rezervleri artık yukarıda ve müdahale edebilecek, evet, gücü var. O anlamda kur konusunda bir kafamızdaki soru işareti neydi? Eksi rezervle Merkez Bankası müdahale edemez. O zaman kur yukarı doğru gidebilir. Onun için döviz almakta fayda var. Evet, bu, evet, grafik bize diyor ki döviz almanıza gerek yok diyor. İkinci konu cari işlemler açığımız, ki öteki grafikte diğer de atmıştım. Diğer tablo, evet, sevgili Eren lütfen. Cari işlemler açığı neyi gösteriyor bize? Biz KKTC örneğini verecek olursak bizim bir döviz girişimiz var ve döviz çıkışımız var. Evet, döviz girişimiz, diğer, evet, tabloda. Burada gördüğünüz gibi grafik aşağı doğru aşağılarda dolaşırken artık yukarı doğru çıkmaya başlamış ve cari işlemler açığı yaklaşık 19 milyar dolara düşmüş durumda Türkiye'nin. Evet. Bu da şeyi gösteriyor. Yani Türkiye'de İthalatla ihracat arasındaki fark, yani döviz girişi ile döviz çıkışı arasındaki fark olarak anlatalım. Aslında o fark eskiden 60 milyar 70 milyar dolarlarken şu anda 19 milyar dolara düşmesi Türkiye'nin döviz ihtiyacının da azaldığı anlamına geliyor. Yani, evet, biz artık yurt dışına para göndermek zorunda değiliz algısı var. O da dövizin yukarı çıkmasını engelleyen grafiklerden bir tane, evet, bir unsur. Ya yani, evet, bu grafik de onu gösteriyor. Türkiye hem cari işlemler açığında olumlu bir ivme yakalamış durumda. Artı döviz rezervleri var. Artı faiz %50. Yani şöyle düşünelim. Biz dövizde duran
insanlara baktığımız zaman yılbaşından bu yana neredeyse %15 civarında Türk lirasına karşı bir değer kazanmış durumda. Ama dövizini eğer Türk lirasına dönseydi bir kişi yaklaşık %50 civarında bir getiri elde edecekti. Yani baktığımız zaman o anlamda kurun yukarı gitmesini engelleyecek unsurlardan bir tanesi de faizin %50'ler civarında olması. Ne zaman ki faizler kademeli olarak aşağı doğru gelmeye başlayacak enflasyonla birlikte. Çünkü evet, işin kökünde enflasyon var biliyorsun. Evet, temelinde, yani temelinde enflasyon var. Enflasyona göre biz paramızın eridiğini görüyoruz. Diyoruz ki yani %50 ise enflasyon, demek ki benim alım gücüm %50 oranında düşecek. Onu biliyoruz. O zaman biz onu ne yapmamız gerekiyor? Ya mevduat tarafında %55-60'lar civarında bir getiriyle bizim alım gücümüzü korumamız gerekiyor. Veya dövize dönersek de dövizin en azından 55-60 civarında bir getiri vermesi gerekiyor ki biz alım gücümüzü koruyabilelim veya üzerine bir miktar çıkabilelim. Yani o anlamda baktığımızda sene sonunda veya gelecek sene ortalarına kadar ben dövizde çok fazla bir artış beklemiyorum. Evet. Tabii ki tedricen artacak. Yani yukarı doğru gitmesi gerekiyor. Bir miktar gidecek de. Ama enflasyonla karşılaştırdığımız ya da Türk lirası faizle karşılaştırdığımızda Türk lirası faizin her zaman ya da enflasyon her zaman bir miktar altında gideceği için Türk lirasında durmakta fayda var. Bu da gönlümüzü birazcık su serpti, evet, bu açıklamalar, evet, bir taraftan da. Tabii ki ekonomi ile politikayı aslında zaten programımızın ismi de öyle birbirinden ayrı tutamıyoruz. Lazım. Çünkü gerçekten birbirlerine çok ciddi şekilde sirayet eden iki unsur ve şu an ülkede de böyle birazcık kriz ortamı var dersek yanlış olmaz herhalde. İşte meclis başkanlığı seçimiyle başlayan ve bir türlü noktalayamadığımız bir kriz ortamı var. Meclis de henüz tekrardan toplanmış değil. Ve bir erken seçim olur mu tartışması da böyle bir anlamda dillendirilmeye de başlandı. Tabii ki erken seçim demek, seçim demek ekonomi açısından hiç de olumlu sinyalleri beraberinde getirmiyor. Sizin bu konudaki öngörüleriniz nedir? Ben merak ediyorum. Şöyle, seçim eğer tabii seçilecek ya da seçilmesi muhtemel kadroya baktığımız zaman, o kadronun ne söylediğine bakarak karar vermek gerek aslında. Mesela önümüzde bir en yakın seçim 2 hafta sonra Trump-Harris. Evet. Trump mı Harris mi? Şimdi baktığın zaman Amerikan seçimleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela Trump'ın seçilmesine Bitcoin veya işte kripto paralar daha seviniyor. Niye? Çünkü Trump daha böyle kripto para dostu açıklamaları var. Kamala Harris'in daha düzenleme tarafında. Veya borsalar Amerika Birleşik Devletleri'nde daha Trump'ın seçilmesini coşkuyla karşılıyor. Niye? Çünkü Trump'ın işte faizi daha hızlı düşüreceğim, gerekirse FED'e baskı yapacağım ki çok yanlış bir söylem tabii ki bu. Yani bu tür söylemlerle piyasa aslında kimin seçileceğine göre bir yön bulmaya çalışıyor. Bizde de anketlere bakmak gerekiyor ya da kim bu ipi göğüsleyecek, tekrar bir koalisyon mu olacak veya tek başına bir iktidar mı olacak, bunlara bakmak gerekiyor. Evet. Bence bizde en büyük sıkıntılardan bir tanesi ekonomi politikası çok konuşulmuyor. Çok doğru. Yani siyaset işte baktığınız zaman aslında konuşacak çok bir şey de yok. Yani Kıbrıs sorunuyla ilgili çok fazla bir şey konuşamıyorsunuz. Zaten Rumların tutumları ortada, artı müzakere süreci ortada. Doğru. İç siyasetle ilgili konuşabileceğiniz şeyler de sınırlı ama ekonomiyle ilgili bizim aslında nasıl bir ekonomi politikası uygulayacağız? İşte bu bütçe açığını nasıl gidereceğiz? Bu bütçe açığını gidermek için hangi kesimlerden yeni vergiler alacağız? Veya var olan mükelleflerin üzerindeki vergileri mi arttıracağız gibi konuları artık bizim tartışıyor olmamız gerekiyor ki insanlar oturup hani demin programın başında çok güzel söylediniz, her şeyin başı ekonomi. Yani hayatımızın merkezinde ekonomi çok var. O ekonomiyle ilgili siyaset ne söylüyor bize, onu dinlemek lazım. Kesinlikle. Yani ben o anlamda baktığınızda yani eski tas eski hamam bir seçim sonucu ortaya çıkacaksa ki bugünkü anketler onu gösteriyor. Öyle zaten, gösteriyor. Yani çok 1-2 puanlık bir fark gösteriyor anketler. Mevcut iktidarın işte geriye geleceği ama yandaki partiler daha bir miktar da artabilir veya dışarıda ki var olan partilerin tekrar mecliste temsiliyet bulması beraberinde neyi getirecek? Çok parçalı bir parlamento aritmetiğini getirecek. Bu aritmetik içerisine doğal olarak bir çözüm bulunmaya çalışacak. Ama yani
koalisyon hükümetlerinin çok da başarılı bir performans göstermediği de ortada. Ya benim her zaman o konuyla ilgili düşüncem de şey oldu. Yani biz eğer bu parlamenter sistem içerisinde bu şekilde devam edeceksek, bir yöntem de tabii bunun başkanlık sistemine geçilmesi veya teknokrat bir kabinenin atanması mevcut sistem içerisinde de bu da olabilir. Ama bu şekilde devam edeceksek artık bizim bazı konuları siyaset üstü noktalara taşımamız gerekiyor. Bunların en başında nedir? İşte bir tanesi ekonomiyle ilgili konuları oturup mutabakata varmak gerekiyor. İşte gayrimenkulle ilgili, yabancılara mülk satışı, mesela bu çıkarılan yasa, Mayıs ayında çıkarılan yasa ciddi anlamda sektörü salladı ve şu anda da o sallantıları izliyoruz. Ve henüz şu anda kadar etkisini de çok derin hissetmesek de ileriki dönemde 2025 yılında bunu çok daha derin hissedeceğiz. Niye? Çünkü bazı almış olduğunuz kararların etkisi hemen bir ayda iki ayda çıkmaz. Daha sonrasında hissediliyor. Tabii ki, tabii ki. Yani onun bir mesela şey gibi düşünün. Türkiye'nin işte deminki grafiklerde gördük, işte 50'ye çıkardı Nisan ayında faiz oranını, kademeli olarak hızlı bir şekilde arttırdı. Bir anda arttırmadı tabii, 50'ye getirmedi ama yani her faiz artışında rezervlerin bir miktar yukarı doğru geldiğini görüyoruz ama biz Nisan ayında bu süreç ekonomi politikası başladı. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim adım adım gidiyor tabii ki. Yani 6-7 ay sonra siz etkilerini görüyorsunuz. Enflasyon etkilerinin 6-7 ay sonra düşmeye başladığını görüyorsunuz. Onun için yani ekonomide ben bugün bu kararı aldım, yarın bunun etkisini göreceğim, yok. Size etkiyi gösterecekler 2025'te. Siz o şimdi işte tapularda çatır çatır milletten vergiler alırken, harçtır bilmem nedir tapu şeyleri, vergilerini alırken şimdi 2025'ten itibaren artık satışların düşmesiyle birlikte göreceksiniz, o zaman ciddi anlamda bir gelir kaybı oluşacak. O gelir kaybının da her dakika Türkiye'den gelecek parayla finanse edilmesi diye bir şey yok. Bir yerlerde bir vergi çıkacak. Bu vergi de ben hep orada mesela siyaseten şeye bakıyorum. Bunun bedelini kim ödeyecek? Netice olarak, evet, değil mi? Birilerinin yani ödemesi birinin lazım. Ödemesi gerekiyor. Benim önerim hep şu oldu. Benim önerim şu ana kadar hiç ödememiş kişilerin, yani sanal betçilerin, kripto paracıların, günlük kiralanan evlerden hiç vergi ödemeyen insanların o vergi ödemesi yönünde oldu. Ama hükümetlerde öyle bir söylem yok. Onları görmüyoruz. En azından siyasi partilerin artık bu konuyu tartışıyor olması lazım. Veya gelirine göre kazanç beyan etmeyen meslek grupları var. O meslek gruplarından vergi alınması gerekiyor. Vergilerin o anlamda biraz incelemeye alınması gerekiyor. Ya bunlar maalesef olmuyor bizim ülkemizde. Yani o anlamda seçim bir çare mi? Aynı tabloyu farklı bir şekilde göreceğimiz için çok fazla bir çare olacak gibi görünmüyor. Ama sonuçta eğer meclis de çalışamayacak noktaya gelmişse doğal olarak o zaman seçime gitmekten başka da çare kalmıyor. Biraz önce söylediğiniz önemli bir nokta vardı. Aslında sadece ekonomi için değil, ülkedeki pek çok alan için de geçerli bana sorarsanız. Ülkede sürdürülebilir politikalar üretilmiyor. Ne ekonomide, ne eğitimde, ne sağlıkta. Aslında bu sürdürülebilirlik olmadığı için de böyle her sıkıntılı durumda ne yazık ki daha da dibe batıyoruz. Doğru, maalesef. Çünkü ani, fevri, gelişi güzel kararlar alınıyor. Düşünülmeden. Evet, ve bunların gerçekten vatandaşa maliyeti çok daha büyük oluyor. Doğru. Katılıyorum. Yani o anlamda bizim işte hem ekonomide hem işte yabancılara gayrimenkul satışı mesela veya işte atıyorum eğitim. Yani eğitimde tam gün, sağlıkta tam gün. Evet. Yani bunların hepsini oturup bizim masaya yatırıp ya da şehirlerin nereye doğru büyüyeceği. Mesela ben çok ilginç geldi. Geçen gün birkaç tane yorum izledim. Bu hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın New York'ta işte gayri resmi yemekte sohbetlerin bir tanesi de kapı açılması. Mesela Rumlar nereye yönüyor? Alayköy tarafında ya da Yılmazköy tarafına doğru bir kapı öneriyorlar. Niye? Çünkü şehri oraya doğru büyütmek arzusu içerisindeler. Bizim filer ne diyor? Haspolat'tan açalım da işte oradan geçsin falan filan, geçişler ticaret açısından falan. Yani şimdi şeyi görüyorsunuz aslında orada. Bir tarafta yani Rum tarafında bir strateji var.
gelecekle ilgili bir şey var ve o gelecekle ilgili bir konuda sizi yönlendiriyorlar. Diyorlar ki ya gelin biz Alayköy ya da Yılmazköy tarafını açalım. Bizimkiler de bugüne bakıyorlar ve bugünle ilgili diyor ki Aspolat açalım. Aspolat'ta ticaret işte girsin çıksın, ticaret ürünleri oradan transfer olsun falan. Yeşilat tüzüğü oradan alınıp satılsın falan gibi. Yani bu çok somut bir göster. Yani biz bunu çok rahat başarabiliriz. Yani bizim temel stratejilerimizi belirlememiz gerekiyor. Partiler gene tabii ki koalisyonlar olacaktır. Bazı orada değişiklikler yapabilirler ama ana hatlarını belirlersek. Yani bizim hepimizin mutabık kalması gerekiyor. Arkadaş yani bizim ülkemizi İsrailliler mi ele geçirdi? Öyle başlamıştı ya şey. Hikaye. Söylemle. Evet. Oradan sonra İranlılar mı ele geçirdi? Ya da eğer tamam burada sıkıntı bir şey varsa bir ulusun ya da bir milliyetin aşırı derecede mal alınmasını biz engellemek istiyorsak ona göre kriterleri koyalım. Herkes bilsin. Ve ona göre satış ağını ulaştırsın. Mesela Kazaklara kaç tane satacağımızı bilelim. Ya da Türk dünyasına ne kadar gayrimenkul satabileceğimizi bilelim. Yani bunu bilirse o zaman iş insan doğal olarak ona göre öngörüyle hareket edebilir ve ona göre politikalar geliştirebilir. Bizim temelde sıkıntımız o zaten. Yani günübirlik politikalarla götürdüğümüz zaman işi doğal olarak işte bir gün bir şey geliyor ya da Türkiye'den bir esinti geliyor ona göre aman işte şöyle oldu böyle oldu hadi bir yasa geçelim yasayı geçiyorlar sonra iki ay sonra da başlıyorlar ya biz hata yaptık bu yasada tekrar değişiklik yapmamız gerekir falan filan gibi şeyler diyorlar. Yani bizim hem kamuoyunu hazırlamamız lazım yani bir yasa hazırlamak kolay bir şey değil ama kamuoyunu da ya da ilgilendiren bölümleri de kitleleri de bizim ikna etmemiz lazım. Yani bir yasa değişikliği niye var, neden gerekli, ne için yapacağız bu yasa değişikliğini. Ben Merkez Bankası Başkan Yardımcısı iken 2016 yılında şu anda meclis şu anda uygulanan bankacılık yasasını ben gönderdim meclise Maliye Bakanlığı vasıtasıyla. Bizim hazırladığımız bir yasa taslağıydı ve yasalaştı. Evet. O zaman mesela oturduk bütün etkilenebilecek çevrelerle denetim firmalarından işte bankaların yönetim kurulundaki arkadaşlarla tek tek görüşmeler yaptık. Bazılarına toplu yaptık. Onlarla ne amaçladığımızı, yani bu yasa değişikliğiyle ne amaçladığımızı anlattık. Onlardan geri bildirimler oldu. Bankalar Birliği ile görüştük. Ve o geri bildirimlerle bazı düzeltmeler yaptık. Türkiye'nin yasalarına baktık, Avrupa Birliği yasalarına baktık. Rum tarafındaki o düzenlemelere baktık. Yani sizin yapmanız gereken şey o. Yani bir yasa hazırlarken doğal olarak Türkiye bizi ilgilendiriyor. Ve artı Rum tarafı Avrupa Birliği ilgilendiriyor. Yani iyi örneklerine burada bakmamız lazım. Bu yasalar neticesinde neler olmuş, Türkiye'de ekonomik olarak veya Rum tarafında ekonomik olarak ne sıkıntılar çekilmiş veya ne rahatlamalar sağlanmış. Bunlara bakmak gerekiyor aslında. Evet, ona göre şekillendirmek gerekiyor. Tabii. İşte bunlar da bizim bizde eksik kaldığımız noktalar. Çünkü genelde biz yasaları da yapboza çeviriyoruz. Evet. Oynuyoruz işimize geldiği gibi. Sonra da başımız çok ağrıyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi kırmadınız, geldiniz. Görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için efendim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. İnşallah ileride daha değişik versiyonlarını yaparız. Tabii ki sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugün Ekopolitik'te yine ekonomiyi masaya yatırdık ve çok değerli bir konuğum vardı. Akademisyen ve aynı zamanda ekonomist Sayın Ahmet Melih Karavelioğlu bizlerle birlikteydi. Çok şeyler konuştuk. Dileriz size de birazcık aydınlatabilmişizdir. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalınız.